İnsan henüz yaşamadığı bir günün acısını çekebilir mi? Gelecekte 10 gün sonra, belki 27 gün sonra, belki 3 yıl sonra o günün böyle hayalini kurup o günün şu 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 ihtimalleri olmazsa diye bugünden o acıyı yaşayabilir mi? Cevap evet gibi değil mi? İnsan hakikaten yoran da bir şey. Evet hocam ya ben şimdi düşünüyorum. Şurayı kazanamazsam büyük ihtimalle kötü şeyler olacak ya da üzüleceğim ya da huzursuz olacağım, mutsuz olacağım. Ve o gün yaşanmaması durumundan korktuğum için pardon yaşanması durumundan korktuğum için şu anda bu acıyı çekiyorum. Peki ne yapıyorsun sonra? Bu acıyla beraber maalesef daha da böyle bazen resmen kötüye doğru gidebiliyorum. Geçenlerde şöyle bir şey okudum. O kadar dikkatimi çekti ki yahu o günün olacağı bile belli değilken. O gün sen bile olacağın belli değilken bu yaşama ihtimalin olacağı şey her neyse o bile bu kadar belli değilken sen bu acıyı nereye yaşıyorsun? Çok hoşuma gitti. Hakikaten çok çok hoşuma gitti. Şimdi o zaman önce şöyle bir gerçekle bir yüzleşelim mi? Bizi korkutan şey aslında sınavın kendisi değil. Bizi korkutan şey sınavdan sonrası. Dikkat ediyorsunuz değil mi buna? Mesela şu an birçoğunuzda bir yorgunluk var. Yani diyor musunuz ki bu yorgunluk gerçekten 6 aydır verdiğim çalışmanın yorgunluğu. Diyor musunuz ki hakikaten bu yorgunluk bendeki böyle sekiz ayın çalışmanın verdiği yorgunluk. Ya bu çok zor bir şey. Niye biliyor musunuz? İnsanın çalışmaları yormuyor aslında. Kafasındaki mental yorgunluk yoruyor. O yıpratıyor. O mental yorgunluk niye oluyor? Geleceğe dair sorular soruyor sürekli. Bazen geçmişiyle çok uğraşıyor sürekli bir affedemediği bir geçmiş var geriye pas atıyor bir daha düşünüyor bir daha düşünüyor bazen geleceği çok düşünüyor ya olmazsa ya şu şehir olursa ya şu bölüm olursa ya işte yurt dışına gidemezsem ya şu şehirden çıkamazsam bak birçok şey değil mi? Ve insan tam bunların kıskacında yüzde yüz bir verimle masa başında kalıp ders çalıştığını zannediyor. Hayır. Şu an sen anda değilsin. Şu günde değilsin. Şu saatte hatta bir şey iddia edeyim mi? Şu an bu videoyu izleyenler arasında bile bazılarınız hiç öyle kafayı sağa sola çevirin. Bir bakar mısın? Sana diyorum sana şşş. Bak bu tarafa bak bak bak. Ha. Şimdi sana söyleyeceğim. Hani şu yorumlara inen tayfadan bahsediyorum. Daha video izlemeden yorumlara ineyim de şimdiden yerimi alayım diyen tayfa. Ya da bir yandan bunu hani dinlerken kulaklığını takıp videoyu da boş ver canım ne göreceğim artık şu adam yeter artık sıkıldım falan diyen de vardır. Ama aynı anda 2 üç işi 4 işi bir arada yapmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Ve bunun adına çok iyi bir odaklanma diyorsun ve yanlış yapıyorsun. Şu an hatta bunu izlerken bir taraftan da soru çözmeye çalışanlarınız da var biliyorum. Ve bunların hiçbiri gerçek bir odaklanma değil. Ve bu insanı gerçekten çok yoruyor. Bu hepimizi çok yoruyor. O yüzden önce seninle şöyle bir anlaşma yapalım mı? Geriye kalan üç ay alakalı benim ilk tavsiyem şu olacaktır. Nedir biliyor musun? Masada kal. Hocam bunu zaten yapıyoruz. Aa, yapmıyorsun. Bedenen bu masadasın zaten bunu biliyorum. Ve bazılarınız bu konuda çok çok dürüstler ve gerçekten yalan söylemiyorlar. Kütüphaneye gidiyorlar, odalarındalar, odalarından sadece çıkmıyorlar. Aileniz bu şekilde sizi görüyor ama ben maalesef hepinizin tam masada olduğunuzu düşünmüyorum. Maalesef. Burada bir sıkıntımız var. O zaman ne yapacağız peki hocam? Dinleneceğiz vakti geldiğinde. Artık mental yorgunlukların arttığını düşünüyorsanız, sizde ciddi bir ağırlık varsa ki var, şu anda 105 net yapan öğrencim de aynı şeyden muzdarip, aynı dertten muzdarip. 35 net yapan öğrenci de. Bakıyorsunuz böyle ikisi de işte yoruldum diyor. Şimdi yalan mı söylüyorlar? Hayır ya söylemiyorlar. Ama bir de şöyle bir şey var. Ben geriye kalan 3 ayı mükemmel bir mücadeleyle geçirirsem. Dinlene dinlene. Masada kala kala tam bir odaklanmayla. Mesela artık şu telefonuma veda ede ede. Olmuyor değil mi? Şimdi olmak zorunda Tayfam. Bakın zorunda diyorum. Gönül isterdi ki şöyle cümleler kullanayım. Telefonu bıraksanız iyi olur diyemiyorum artık. Bırakın diyorum. Evet evet bırakın diyorum. Çünkü artık bir şeyler hani son 3 ay ya son 3 ay 3 ay. Hani gerçek potansiyelini görmemiz gereken 3 aydan bahsediyorum. Mesela gerçek potansiyelin yüzlerinden diyelim ki sen 90'lık bir öğrencisin. Tamam 90 puan hocam benim yüzlerinden potansiyelim hiçbir zaman 90'ını aşamaz dedin. Şu anda peki kaç puandasın diyorum. 60 diyor mesela 50 diyor mesela 40 diyor mesela bana diyorum ki ne zaman biz senin tam 90'lık potansiyelini göreceğiz? Sınav bir hafta kala mı? Haziran 1'den sınav gününe kadar mı? Kulağa çok saçma gelmiyor mu? Bizi yoran şey bazen buradaki durumlar. Dikkat edin. Yani bizi engelleyen şeyler de bizi yoruyor. Elimize aldığımız telefon, bazı arkadaşlar, etraftaki insanlar vesaire vesaire. Kulakları kapatıp tam şimdi hedefe kilitlenme zamanı. Şubat sonu, Mart başı ikinci kırılma noktası olacağını söylemiştim aylar önce. Hatta ben bunu yıllarda söylüyorum. Burası bakın ikinci kırılma noktasıdır. Çok nettir ve serttir burası. Yani öyle hocam işte bir ayda bize öyle bir video atın ki bir ayda 74 net arttırma videosu. Yok öyle bir dünya. Hocam bize öyle bir video atın ki 3 ayda sıfırdan <laughs> konuşturmayın şimdi beni. Bakın yapacağınız şey çok belli. Bulunduğunuz yerden başlayıp bugün yepyeni bir başlangıç yapıp çıkmanız gereken yere çıkmak için bütün mücadeleyi göstermeniz. Bu 20 net midir artış? 17 net midir? 15 midir? Bunu kimse bilmiyor. Bunu sen de bilmiyorsun işin garip tarafı. Ve bunu mücadele edip göstereceğiz. Ve sen gelecekten herhangi bir günden korkarken yani yaşanma ihtimalinden korkarken aslında bugünlerini o korkuyla yaşıyorsun. Belki de öyle bir ihtimal hiç olmayacak ve sen bugüne çok yazık ediyorsun. Hani bazı öğrenciler vardır böyle mesela alarmı kurar. Biraz da mükemmeliyetçidir. Sabah 6'da uyanacağım der. 9'da işte evden çıkacağım falan der. Gecikir. 2 saat gecikir mesela. O 2 saat gecikme yüzünden sözde sinirlenir işte kızgınlaşır falan. Koca günü berbat eder. Hani sen 2 saate kızgındın? Hani iki saat gitti diye üzülüyordun. Ne oldu şimdi bu yedi sekiz saat? Nasıl çöpe gitti ekstra? Çok garip gelmiyor mu sana da? Hocam ben bu ayı çok iyi geçireceğim diyordum. İlk haftası güme gitti. E Diğer üç haftaya ne oldu peki? Onlar da o bir haftanın yüzünden. Komik. Gerçekten komik geliyor. Bakın bunu böyle anlatırken niye böyle biraz net konuşuyorum? Çünkü artık bundan sonra ihtimallerin konuşulduğu süreçleri bitiriyoruz son 3 ay gerçekten gerçek savaşçıların ortaya çıkmaz dönemidir. O yüzden bu yorgunlukla alakalı kendi mizacınıza uygun dinlenme yöntemlerinizi yapın. Kendi rahatlama yönteminiz her neyse bunlara birazcık zaman ayırın ve lütfen artık bütün kemerleri bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Bu birinci kısımda. İkinci kısım MSV bize bir şeyler öğretti. Bize bir şeyler söyledi. Dedi ki mesela aranızda bu videoyu izleyenler arasında kim olsun? Bir arkadaşımızın ismi Mehmet olsun. Mehmet bak dedi. Mehmet kendine gel dedi. Sen dedi MSÖ'de şunu şunu yaşadın dedi. Ama sen hala netini hesaplıyorsun. Tahminin sıralamanı hesaplıyorsun. Aferin sana. Bu bir ironi algışlamasıdır. Neden biliyor musun? Bilmiyorum izledin mi o videoyu? MSÖ'den önce bir video atmıştım ana kanala. Herkese açık dedim ki bakın. Ben ne netinizi soracağım MSÖ'den sonra ne de kaç bin sıralama yaptığını soracağım dedim ve hala aynı fikirdeyim. Sormayacağım. Umurumda değil kaç net yaptığın. Bu kadara ne söylüyorum? Bu bir kişiyi önemsememezlik anlamında değil. Daha dün bir tane öğrenciyle görüştüm. Öğrencimi net ile alakalı bir şeyler evet söyledi ama vallahi benim çok umurumda değil o kısım. Şimdilik değil e, ee, sıralama tahmini falan yok dedim yani umurda değil burası ama dedim bana başka bir şey söyle. MSÖ'nün sosu nasıldı sosu sosu hani yemeklerin sosu konuşulur ya şimdi bir yemek gelir böyle sosu yoktur böyle tadı böyle acayip değil. şimdi makarna hepimizin bildiği bir şeydir mesela bazı soslar vardır makarnayı mükemmel yapar değil mi ya ben öğrenciyken tabii çok yedim makarnadan ve bazı soslar yapardı ev arkadaşım of inanılmaz güzel olurdu sostan kastım ne S, -O -S. Üç tane şeye bakacaksın daha sonra. Ben bütün öğrencilerimde uzun zamandır hep bunlara bakıyorum. Nedir o? Birincisi süre yönetimin. Nasıldı? Bunu ücretsene artık. İki, odaklanman nasıldı? Yani duygularından dolayı odaklanman bir kaydı mı? Bunu bir kontrol et. Üçüncüsü stratejin nasıldı? Yani sen Türkçeyi birinci sıraya koydun ama matematiği hemen arkasından koydun. Örnek. Bu bir hata mıydı mesela senin için? Bunu bir öltsene. Ya da hocam ben fen ve sosyal'e normalden çok fazla zaman ayırdım. O yüzden inatlaşmışım da falan mı? Yoksa hayır hocam. Bakın tam da dediğim gibi oldu mu? Hangisi? İşte bunları gözlemlemek için MSE mükemmel bir ön izleme filmiydi, ön izleme sahnesiydi. Bunu gördün artık ve karşında ÖSYM vardı. Yani gerçek bir senarist vardı. Bu senarist de gerçekten çok güzel soru yazıyor. Çok kaliteli bir sınav yapıyor. Sınavın kalitesi tartışılmaz. Hakikaten çok kaliteliydi. Ve standart bir sınavdı. Sakın şurası çok zordu, burası iğrençti, burası şöyleydi falan. Bu yorumlarla sakın zaman kaybetme. Sana sınav anda zor gelmiş olabilir işte. Diyelim ki geometri sana sınav anda zor geldi. Bak bu olabilir. Bu bir insanlık haldir. Ama sakın genelleme yapıp da bütün sınavı çöpe atma ne olur. Otur ve şimdi şunu odaklan. Türkçeyi başa koymalıyım. Matematiği sona koymalıyım. Bunun farkındayım. Artık matematik sonda olmalı. Bunun farkına var ne olur. İkinci sıraya koyduğum fen ve sosyal ya da Türkçe acaba ikiye mi bölsem ya? Grikoş demişti. Değil mi? <laughs> bakın tayfam. Biz özellikle navigasyon tayfamıza da haftalarca bunun hazırlığını yaptık. Dedik ki bakın TYT'ye benzer bir sınava gireceğiz. Stratejimiz, odaklanmamız ve süre yönetimimiz dört dörtlük olmalı. Hata yaparsak da sorun değil korkmayın. Sahaya çıktık, çok koştuk. Dalağımız şişti. Tamam. Bir sporcu ne yapar? Demek ki biraz daha kondisyon yüklemeliyim der. Bu kadar basit. Bu sonucu çıkardıktan sonra niye oturdun da şimdi çılgınlar gibi yeniden TYT çalışmaya başladın? Niye gaza gelip de yeniden TYT'den hocam yeni bir kampa katılmaya karar verdim? Ne kampı bu? Ama yine TYT kampı. Bunu diyenlerin çoğunun AYT'si çok zayıf. Yahu sen AYT'de iyi bir kıvamda mısın ki bir daha dönüp TET kampı, bir daha TET kampı, bir daha TET. Ama hocam işte ilk hoca yeniden başlıyor kampa. Bana ne? Senin AYT'en öylece dururken senin TET'de o kampta ne işin var? Buna çalışma demiyorum. Ama gününün büyük zamanını oraya vermene kızarım. Kızarım, kızarım. Bakın birçok seminere geliyorum. Birçok seminerde sizlerle yüz yüze bakıyoruz değil mi? Ne kadar güzel insanlarsınız. Hep buluşuyoruz sizlerle. Nasıl söylemeden geçeyim şunu ya? Yazık ediyorsunuz. Vallahi çok yazık ediyorsunuz. Yapmayın bunu. Ama hocam TYT'm böyleyken bir türlü moral bulamıyorum. 60'a takıldım kaldım. Öte gidiyor 90'a takıldım kaldım. Öte gidiyor 105'e takıldım kaldım. Herkesin takıldığı bir yer var ne hikmetse. Yahu bu işin ayetesi nerede? ayeti iş deneme çözmedin öyle mi? M.S. sana tabii ayeti uyarısı yapmadı değil mi? Bakın Tayfam ben bu filmi daha önce izledim biliyor musunuz? Çok izledim bu filmi. Hem de sizlerin daha sınavlara kalı hiç uğraşınız olma dönemlerde izledim. Nerede biliyor musunuz? YGS, LYS yıllarında izledim. Mart ayında bırakın MSV'yi YGS yani şimdiki adıyla TYT yapılırdı. Ardından LYS yani şimdiki adıyla AYT 3 ay sonra 2,5 ay sonra yapılırdı. Biri Mart'ta biri Haziran'daydı. Biz bu filmi şöyle izlerdik. Mart'ta sınava bir girilirdi. Daha sonuçlar açıklanmadan bir kesim komple bırakırdı. Kesin kötü gelecek. Kesin kötü gelecek falan derdi. Bir kesim açıklandıktan sonra eğer büyük bir uçurum varsa tamam o öğrenci bir daha çalışmayı bırakıp mezuna kalma kararı alabilirdi. Ama bir kesim çok böyle spesifik bir kesim onlar. Ama bazıları da şundan kurtulamazdı. Gelirdi sıralaması diyelim ki işte eşit ağırlıkçı 400 bin geldi. Gelirdi mesela sayısalcı 57 bin geldi. Örnek veriyorum şu an. Sonra şunu sorardı. Bu sıralamayı acaba çekebilir miyim? Çekemez miyim? Heh! Eğer bu soruyu samimi soruyorsa çekebileceğine inanarak dibine kadar zorlardı burayı. Bakın hani hep konuşulur ya iştahlıktan sıralama çekmek daha kolaydır, daha mümkündür. Asıl sayısalda da çok ilginç şeyler var. E, Mehmet'in videosu var şu an ana kanalda. 200 binlerden 20 bine bir yılı çekmesinin videosu var şu an ana kanalda. Girin bakın. Greek Coach 200 binden 20 bine Mehmet yazın. Karşısına çıksın o video. Utku var geçen senden bizim Navi tayfalı öğrencimiz. Aylarca navigasyondan sürekli destek alan Utku. Bütün taktikleri ala ala dibine kadar zorladı Utku. E, 97 binlerden 8 binlere çekti bu arkadaş. 96'dan 8'e pardon. E, çok güzel çekilmeler yok mu? Var. Aranızdan birileri de bunu başaracak. Ama artık şu MSÖ etkisinden bir kurtulsun. MSÖ'nün branşla alakalı tek mesaj nedir biliyor musunuz? Geçen senede çok öğrencimde yaşadım bunu. Mesela onlardan bir tanesi hatta ana kanalı da geldi. İnanın bir tayfadan bir görkem vardı. Ne yaşadı hatırlayın ne olur. Hocam dedi ben sosyalime güveniyordum. Bir girdim geldim. Bu ne dedi ya böyle sosyal olur yani 6 yanlış 7 falan. Kaç yanlış tam hatırlayamıyorum şu Bayağı bir yanlış ve boş var falan. Cık. Dedi ki bu sosyal böyle olmaz. Ya bu sosyal böyle olmaz ve hakikaten olmazdı. Ama AYT'si tıkır tıkır iyi gittiği için oturdu bir sosyal kampı yaptı. İhtiyaçtan artık emin oldu. Ama AYT istediğimiz kıvamda değilken nedir bu TYT'nin gaza gelişi? Çünkü AYT sizin tabirinizle söylüyorum. Hep söylüyorum seminerlerde. Alfadır, sigmadır, kraldır. Tamam ne diyor adamın dibidir. Ama TYT öyle değil. TYT gıcık dalgalı bir deniz. Mayıs sonunda bile, Haziran başında bile en düşük TYT netinizi yapma ihtimaliniz var. Bunu sakın unutmayın. Düşebilir mi hocam o kadar? İnanın düşebiliyor. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Tamam? Burada anlaştık mı? O zaman ne yapacağız? TYT adına bundan sonra belli baş şeyler var. E çıkmış soruları çözün artık ya. Daha neyi bekliyorsun? Çıkmışları kaç defa söyledim çözün diye. Bitirin artık şunları. TYT'nin çıkmışları 2018'den beri bitirsin artık ya. E MSÖ'den sonra tamam daha da gördüm bunu. MSÖ çıkmışlarını da bitir. Özellikle ilk binlere, ilk 20 binlere oynayan tayfa artık ales paraflarına başlayabilirler. Bakın ÖSYM'nin datası mükemmel bir data, mükemmel bir veri var orada bizim için. Hepsi zaten çıkmışlar. E, MEB'in dokümanları zaten çok kıymetli. Bunları yaparken ama AYT bizim baş tacımız ve devam etsin. Anlaştık mı? Hadi üçüncü başlığa geçelim şimdi. Ramazan'a geçelim. Gel. Ramazan'la alakalı konuşmadan da bir kahve. E, tabii güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> artık son kahveler böyle değil mi? Video anında. Bakın. Ramazanla alakalı zaten geçen sene çok güzel bir video paylaşmıştım. O videoyu linkleme yapacağız. Açıklama kısmına görebilirsiniz o videoyu. O videoda hatta bazı PDF'ler paylaşmıştık. Yine paylaşacağız onları. Ramazanda örnek veriyorum evdesiniz komple 10 saati rahatlıkla devrebilirsiniz. Uyuyarak değil sakın. <laughs> çalışarak, çalışarak öyle uyuyarak falan değil. 10 saati çalışarak çok rahat geçirebilirsiniz. Ve iddia alayım bu konuda. Geçen yılda çok güzel geri dönüşler aldık. Bazı öğrencilerime diye bir ne kadar uygulattırdım bunu. Bu yıl yine yapacağım. Hatta navigasyonda bir kamp yapacağım. Ramazan kampı. O kampta da inşallah bu saatleri ...zorlayacağız... ...hocam işte peki orada kafalar karışık hani işte oruç... ...yani tabii tabii bu çok bu daha böyle... ...kişinin kendiyle alakalı kararlar... ...hani bunu asla böyle yüzde yüz hani... ...şunu yapın bunu yapın bu konuda böyle bir ilim sahibi falan değilim... ...ama sadece şunu söylemek zorundayım... ...Ramazan'da... ...manevi vazifelerini yerine getirerek... ...büyük dereceleri yapan... ...hayallerine ulaşan çok fazla öğrenci var... ...onları ne yapacağız... Yüzlerce falan değil ha. Binlerce, on binlerce öğrenciden bahsediyorum. Belki daha fazladır. Onun da sayısını bilmiyorum o kadar. Ben görüşebildiğim kadarını söylüyorum. O yüzden bu ara bir mazeret olmamalı. Senin vicdanına bu sefer başka bir şey sokarsak o da tehlikeli biliyor musun? Geçtiğimiz yıllarda bazı öğrenciler var. Mesela bir tane öğrenci şöyle demişti. Hocam dedi işte ilk yılım 12. sınıf. Oruç tutmamaya karar verdim dedi. Ya dedim tabii üzüldüm ama hani bir şekilde karar vermiş buna. Sınav yılı işte o şekilde geçmiş. Sonra mezuna kalmış. Tabii bu asla şu anlama gelmez. İşte bakın oruç tutmadım falan. Böyle bir şey yok. Böyle Allah'ın öyle bir cezalandırma sistemi yok kimseyi. Ya işte böyle bir şey yaşamış. Ertesi şöyle bir cümle kurdu ama bana hakikaten çok dokundu cümlesi. Hocam dedi ya geçen sene sanki dedi işte oruç tutmadığım için yani kazanacağımı zannettim falan. Ama dedi onun manevi acısı bende hep var dedi. Ramazan boyunca bu devam et dedi. Şimdi bakın bazen böyle duygusal acılar da insanın çalışmasına odaklanmasını çok düşürür. O yüzden burada kalbinizin de beyninizin de çok huzurlu, çok rahat olması lazım. İşte bu denklemde bu kararı alıp Ramazan'da çok güzel bir çalışma sistemi kurmalısın. Üç ihtimal var zaten. Birincisi gündüzcü tayfadan olursun. E gündüzcü tayfanın zaten sistemi bellidir. Onu geçen sene paylaştım. Dedim ki linkini de paylaşacağım buraya. O tayfa tıkır tıkır alır götürür. Hele bir de evde çalışan bir mezunsa, kütüphane giden bir mezunsa of mükemmel götürür burayı. E okulcu tayfaysa tatlı zorluklar var ama yine gündüz çalışıyor. Gece asla yok. Öyle sahura kadar falan diye bir şey yok. Ki en verimiz budur zaten. En bilimseli de zaten budur. Bana varsa bildiğiniz böyle bilimsel bir makale, bir e, kaynak lütfen yorumlara yazın. Biz de bir bakalım ya biz yanlış biliyormuşuz falan diyelim yani o kadar çok konu ağırlıyoruz burada çok kıymetli doktorlar, profesörler ağırladık geçmişte de falan onların hepsinin fikirlerini aldık. Yıllardır alıyorum sahada ya deyin ki hayır hocam gece çalışması alakalı bilmediğiniz şeyler var deyin yazın ne link bırakın ama link bırakın şahsi şey yazmayın sakın benim bir dayı oğlu vardı hocam. <laughs> Ya da bizim suda bir kız vardı hocam o falan sakın böyle bir şey vermeyin bana. Hedefim şu değil yani bütün yıl gece boyunca çalışan iyi bir sıralama yapamaz değil ama kendine ciddi anlamda zarar verebilir. Neyin zararı bu? Gecenin kaliteli uykusunun karşılığı gündüzden alınamaz. Hocam ben gece 7 saat uyku yerine gündüz 14 saat uysam bakalım de iki katı çıkarıyorum falan. Sakın böyle bir şeye girme. Bu bir şovdur. Ve bunun ciddi ciddi hiçbir faydasını uyku anlamında göremezsiniz. İyi bir uyku, iyi bir odaklanma demektir. İyi bir hafıza demektir. İyi bir süreç demektir. Anlaştık mı Tayfam? Bu üç tane başlığı seninle paylaşmak istedim. Öncesinde biraz daha şu mental yorgunluğunla alakalı konuşmak istedim. Sonrasında MSÖ'nün sendeki karşılığını söylemek istedim. Üçüncü tarafta da biraz daha Ramazan'la alakalı. Son sözüm ne olsun peki? Son sözüm şu olsun. Bakın bu gözler yıllardır seminerlerde son üç ayın yorgunluğunu yaşayan çok genç gördü. Bireysel görüşmelerde çok fazla gördü. Şu anda navigasyonda yine görüyor. Birçok yerde birçok şekilde görüyor bu gençleri. Bu gençlerin bir kısmı kendi içsel kararlarından dolayı pes etmeye doğru adım adım gidecek. Ve bu öğrenciyi pes eden bir öğrenciyi kolay kolay geri çeviremezsiniz. Bazılarınız şu an arada tam böyle acaba çalışsam mı? Çalış hiçbir şey kaybetmezsin. Çünkü ben hiçbir zaman şöyle bir öğrenci görmedim. Hocam ya keşke son üç ay hiç çalışmasaydım. Hiç böyle bir öğrenci görmedim biliyor musun? Son üç ayına kızan öğrenciyi ancak şöyle gördüm. Hocam ya her şey iyi hoştu ama ben o son üç ay bırakmayacaktım. Çünkü bıraktığımdan beri iş buralara kadar geldi. Anlaştık mı Tayfam? Hepinize gönülden, canı gönülden başarılar diliyorum. Hadi bakalım güzel bir Ramazan, güzel bir yolculuk hepimizi bekliyor. Yarın da iyi bir Türkiye derecesi videosu sizlerle olacak inşallah. O videoyu da mutlaka izleyin. Onun da son 3 ayını Emre'ye konu kaldık burada. O videoyu da mutlaka izleyin. Hem Grikoç YouTube kanalına abone olun kaçırmayın. Hem de Grikoç Podcast kanallarımızı Spotify'dan, Apple Podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada da rahatlıkla bizleri dinleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.